Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Leşercan sevgili arkadaşlar. Bugün tek ve çift sayılar konusuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bu videodan sonra gerçekten T.Y.T başlıyor hissini alacaksınız. Çünkü bu video sadece tek ve çift sayılar değil, bir soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğini, nasıl şüpheli yaklaşmanız gerektiğini size öğretecek bir video olacak. O yüzden tek ve çift sayılar benim açımdan oldukça önemli. Çünkü burada öğrendiğiniz Soru yaklaşım tarzı bundan sonra tüm konularda arkadaşlar sizin için önemli bir rehber olacak. O yüzden ilk olarak bonus video yayınlamak istedim. Bonus videoyu yayınlıyorum. Ardından da konuyu anlattım. Ya yani konuyla ilgili sorular çözdüğüm Etkili Matematik'ten video gelecek. Şimdi bu videoda öncelikle arkadaşlar video ders kitabındaki kısmı kısaca anlatacağım. Ardından hemen dark modu açacağım arkadaşlar ve size bir soruda o şüphecilik ne demek? Yani beni acaba kandırıyorlar mı? Bu ne demek? Bunu öğreteceğim. O yüzden bu video çok keyifli olacak sizler için. Şimdi ilk olarak video ders kitabından tek ve çift sayıları anlatacağım ve sonra vup ışıklar ve ortam kararacak ve sizle ben baş başa kalacağız ve çok ilginç şeyler öğreneceğiz. Tek çift sayılar Kesin bir tane soru soruluyor. Hem MSÖ'de çıkıyor, hem TYT'de çıkıyor sevgili arkadaşlar. Sizler için oldukça ve oldukça önemli bir net ama kolay lokma değil. Burada öğrendiğiniz şey sadece tek çift sayılar değildir. Bundan sonraki tüm konulara bakış açınızı bu video üzerinden kuracaksınız. Hadi gelin ikinci bonus videosuna başlayalım. Evet, ilk olarak tek ve çift sayıların negatif sayılar da olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Yani pozitif sayılarda olabilir, negatif sayılarda olabilir çift sayılar içerisinde iki çarpanı bulunduran sayılardı sevgili arkadaşlar. Ne gibi? Ne gibi? Hemen yazalım burada. Mesela arkadaşlar hemen eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0 böyle nokta nokta diye gidiyor. İşte 2, 4, 6. Şimdi burada kritik olan şey şu. Bakın arkadaşlar. Burası 2 çarpı eksi 3 demek eksi 6. Bu 2 çarpı eksi 2 demek. 2 çarpı eksi 1, 2 çarpı 0, 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3 demek. Yani burada şunu demek istiyorum. Burada bir çift sayı varsa elimizde içerisinde mutlaka mutlaka bir 2 çarpanı vardır. Bu oldukça kritik arkadaşlar. Tek çift sayıların içerisinde 2 çarpanı mutlaka vardır. Şimdi devam edelim. Gelelim tek sayılara. Tek sayılar da 2 ile çarpılıp bir tane bir şey çıkarılması demek. Ne demek mesela? Örnek verelim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Mesela eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 diye gidelim. Şimdi burada baktığımız zaman burada kısma. Şimdi hemen geliyorum şuraya. Bakın burada eksi 5 dediğimiz sayı 2 çarpı eksi 2, eksi 1. Yani 2 ile bir şeyi çarpı 1 çıkarıyorum. Yani 2 çarpı eksi 2 eksi 4 olur. Eksi 1 çıkarsam eksi 5 olur. Bu eksi 3 dediğim şey 2 çarpı eksi 1 eksi 1. Yani 2 çarpı eksi 1 ne eder arkadaşlar? Eksi 2 eder. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 eder. Buraya geliyorum. Bakın burası. 2 çarpı 0 eksi 1. 2 çarpı 0 0 0'dır. 1 çıkarıyorum. Burası ne? Burası 2 çarpı 1 eksi 2. Şu ne arkadaşlar? 2 çarpı 2 eksi 1. Bu ne? 2 x 2 1. Yani 4 1 oluyor ya da burası 2 x pardon özür dilerim 2 çarpı 3 1 oluyor burası da. Yani 5 gelmiş oluyor. Yani aslında biz burada çift dediğimiz sayılar 2 ile bir şeyin çarpımından oluşuyor. Tek dediğimiz şeyler 2n 1'den oluşuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam ben zaten bunları biliyorum. Ben zaten tek dediği zaman yerine 1 koyuyorum. Çift dediği zaman yerine de işte 2 koyuyorum. Güzel ama çok amatör. Biz amatörlükten çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu kampta. Burası oldukça kritik. Yani tek gördüğüm yere bir koyarım, çift gördüğüm yere iki koyarım. Hayır, 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 hayır. Bu sizi kurtarmaz arkadaşlar. Neden? Şimdi anlatacağım. Şimdi çift bir sayıyla çift bir sayıyı toplarsak. Şimdi sen diyorsun ki hocam 2 artı 2 4 eder. Yani çift bir sayı ile çift bir sayı toplasak da çıkarsak da sonuç bir çift sayı eder diyorsun. Mantıklı mı? olabilir. Burada tutuyor bakın yerine sayı koymak. Doğru. Çift ve çift sayı toplasan da çıkarsan da çift bir sayı eder. Tek bir sayı ile tek bir sayı toplasan da çıkarsan da yine çift bir sayı ediyor. Mesela 1 eksi 1 0 eder. 0 bir çift sayı arkadaşlar. Veya 1 artı 1 2 eder. O da bir çift sayı. Peki tekten çift çıkarırsa sonuç arkadaşlar gördüğünüz üzere tek etmiş oluyor yani burada kısımda. Şimdi burada kritik bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar tekle tek ve çiftle çift. Bunlar toplansa çıkarsa sonra çift oluyor. Yani birbirinden farklı biri tek biri çiftse bunun sonucu çift, e, bunun sonucu tek oluyor yani tekten çift çıkarsa veya çiftten tek çıkarsa veya toplanırsa bunların hepsinde sonuç tek çıkıyor. Şimdi burada kritik bir şey var. Şimdi gelelim çarpmaya. Çarpmada mantık şu arkadaşlar. Biz ne kadar sayı olursa olsun sıfırla çarparsak sonuç ne geliyor? Sonuç sıfır geliyor. Sıfır nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Yani bir sayının bir sürü çarpma işlemi olsun içinde bir tane bile çift varsa sonuç kesin çifttir. Bakın çiftle çifti çarpmışım, çiftle çifti çarpmışım çift olmuş. Çiftle teki çarpmışım çift olmuş. Ama tekle teki çarparsam sonuç tek geliyor gördüğünüz üzere. Yani yüzlerce tek sayının yanına bir tane çarpı sıfır eklersen sonuç ne gelir? Sıfır gelir. Yani çift gelir. O yüzden bizim içerimize çarpma işleminde sonuç çift geliyorsa en az bir tane çift var demek. Sonuç tek geliyorsa çarpılan her şey tek demektir arkadaşlar. Bu bizim açımızdan oldukça ve oldukça kritik bir bilgi. Peki güzel. Bu ana kadar tek gördüğün yere bir verdin, çift gördüğün yere iki verdin, seni kurtardı. Peki gelelim buraya. Gelelim buraya. Şimdi diyor ki sana tek bir sayının üssünü aldım diyor. Tek bir sayının üssünü aldım diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada özellikle bir bilgi var. Bakın şurada özellikle bir bilgi var. Bu bilgi bizim açımızdan oldukça kritik. Diyor ki tek bir sayının üssü. Bir doğal sayıysa diyor. Şimdi bakın. Örnek veriyorum. Ben size şöyle bir soru söyleyeyim. Tek bir sayının herhangi bir üzerine aldım. Bunun sonucu nedir? Şimdi diyeceksiniz ki. Hocam mesela birin 3 üzeri 1'dir. Yani bunun sonucu da tektir. Okey. Peki doğru. Ama ne zaman doğru? En bir doğal sayıysa doğru. Hocam ne önemi var? Aman hocam. Ne fark eder? Ha doğal sayı, he tam sayı. Hepimiz kardeş değil miyiz? Olmaz. Neden? Bak izle. Bak. Senin o beğendiğin mesela 3 diyelim. 3 bir tek sayı. Üssünü sen bunun eksi 1 yaparsan gördüğün üzere. Bak gördüğünüz üzere doğal sayı değil bu bir tam sayı. E ne oldu bu? Bu 1 bölü 3 oldu. He, o zaman tek bir sayının üssü ancak doğal sayıysa bir tektir. Bak doğal sayıysa bir tektir. Gördüğün üzere. Yani 3 üzeri eksi 1 de olabilir. Mesela şöyle bir şey soru sana. Tek bir sayının tek üssü kesin tektir. E hocam 1'in 1 bir üzeri tektir. Alkış. Hayır. Bu amatörlerin işi. Biz burada... Beni nerede? Beni dolandırıyorlar. Beni dolandırıyorlar. Ya benim o şeydeki gibi İstanbul'a geldiğim gibi cüzdanımı çalacaklar gibi düşün yani. Şimdi bak tek bir sayının tek üzeri tek olmayabilir. Bak 3'ün eksi 1 üzeri 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3 nasıl bir sayı? Ne tek ne çift. Bu rasyonel bir sayı. Tek ve çiftlik sadece tam sayılarda aranan bir şey arkadaşlar. O yüzden aman diyelim dikkat edelim. Şimdi bakın Mesela şöyle bir soru sor. Dedi ki çift bir sayın üzeri. Çift bir sayın üzeri. Sen dedi ki çift bir sayın üstü alınırsa. Mesela 2 üzeri e, 2 olsa hocam. Veya 2 üzeri 3 olsa hocam. Ne geliyor? 8 geliyor. 2 üzeri 3 8 geliyor. 2 üzeri 2 4 geliyor. O zaman o zaman çifttir hocam. Hayır. 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 Şimdi bak burada sana bir şey vermiş bak. Burada diyor ki en bir pozitif doğal sayıysa bak. Sıfır olmaz. Bak neden? Çünkü bak gel 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 bakalım. Çift bir sayının üssü. 2'nin 0 üzeri nedir? Arkadaşlar 2'nin 0 üzeri 1'dir. Bakın sonuç tek geldi gördüğünüz üzere. Veya 2'nin eksi 2 üzeri bu nedir? 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 demektir bu. Yani bakın takla attı gördüğünüz üzere. O yüzden yani çift bir sayının her türlü üssü çift değildir. Çift bir sayının sıfır üzeri tektir hatta. Tek bile gelebilir bakın gördüğünüz üzere burada. Hatta eksi üzeri olursa senin açısından ne gelir arkadaşlar buradaki, buradaki kısımda? 1 bölü 4 geliyor. Yani tek ve çift sor, sor, soruları genellikle kökünde ne diye biter? Kesinlikle daima mutlaka ve olabilir gibi sorulardır arkadaşlar buradaki kısımlar. Veya her zaman sorulardır. O yüzden senin dikkatini 5 kat arttırman gerekiyor. Yani çift bir sayının üzeri hocam 2 üzeri 2 4'tür. Hayır. Hayır hayır. Bak her türlü diyeceksin ki aman hocam bir dakika hocam şimdi sen doğal sayı mı dedin tam sayı mı dedin bana bunu soracaksın. Sürekli dolandırıldığını düşüneceksin yani kafa yapın bu olacak ve tek çift sayılarda bunu öğrenmek bundan sonraki tüm konularda senin için çok faydalı ve çok önemli olacak. Çünkü soru çözme yöntemini öğrenmiş oluyorsun burada kısımda. Şimdi devam edelim. Gelelim buraya. Bakın 2 üzeri eksi 2 1 bölü, 1 4 oldu. O yüzden sen diyeceksin ki hmm, o zaman 2'nin üzerinde A vermiş. Okey. A1 pozitif doğal sayı. Ha o zaman sorun yok. Veya dedi ki şöyle Z artı diye debilir Pozitif tam sayı. Ha o zaman sorun yok. 2 üzeri işte 3, 5 bunda sorun yok. Bunun her türlü sonucu çift geliyor. Ama 2 üzeri burada sana gelip bir tam sayı dediği zaman o zaman işler değişir. Yani sen bana sürekli şey soracaksın. Acaba tanım kümesine ne dedin? Yani bunu soracaksın. Ve arkadaşlar bu o kadar önemli ki çok ilginç bir bilgi vereyim size. Tüm TYT tarihinde iptal edilen tek bir tane soru var. Tek bir tane soru o da tek çift sayılar sorusu. Yazanlar bile buna dikkat etmemiş. Yazanlar bile onun negatif olabileceğini dikkat etmemiş yani. O yüzden hatta 2010 buradaki videoyu bitirin. Bu bonus videoyu ve bugünün videosunu bitirin. 2019 TYT sorusunu açmanızı istiyorum. 2019 TYT tek ve çift sayılar sorusu. Galiba hemen ikinci sayfada falan bir soru arkadaşlar o. İptal yazıyor zaten iptal edilen soru. Orada iptal edilme sebebine bakın arkadaşlar. Orada göreceksiniz tanım çok kritik tanımın kritikliği bizim açımızdan oldukça önemli. Peki geldik buraya. Hocam çift bir sayıyı çift bir sayıyı çift bir sayıya bölersem ne olur? Hocam şimdi 4'ü 2'ye bölelim. Peki 2. Hayır. Bu amatörlerin işi. E peki 4'ü 2'ye bölmek yerine 2'yi 2'ye böl. O zaman ne geldi sonuç? Sonuç 1 geldi. Bak burada çift geldi sonuç. Burada tek geldi sonuç gördüğünüz üzere. Ya da ya da başka bir şey söyleyeyim. 6'yı 4'e böl. Sonuç ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Bir tam sayı bile gelmedi. Rasyonel sayı geldi. O zaman diyeceksin ki. Hocam bu bölme işi sakat. O yüzden arkadaşlar bölme işi sakattır. Bölme işi sakat olduğu için senin her zaman şöyle düşünmen gerekiyor. Ben buradaki şuradaki bölme varsa buradan kaçacağım hemen. Hemen vınlayacağım. Ne yapacağım? Çapraz çarpım yapıp bunu böyle düz bir denklem olarak yazmam gerekiyor. Bölme tehlikedir. Bölmeden her zaman kaçarsın çift ve tek sayılar kısmında. Şimdi YKS 2023 öncesi ben canlı yayınlar yaptım sevgili arkadaşlar. Canlı yayında dedim ki ben bu sene tek ve çift sayılardan bir yeni nesil soru bekliyorum. Şimdi Akşe, yeni nesil soruları ikinci videoda yani bu bonus videonun ardından tek ve çift sayıları esas videosunda çözeceğim etkili matematik kitabında. Güzel yeni nesil sorular var orada ama siz de YKS 2023'te çıkmış tek ve çift sayılar sorusu o lamba yakma sorusuna bakın mutlaka. Çünkü ben şunu önemsiyorum birçoğunuz şöyle bir hata yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ben ee, şunu yapayım işte tüm konuları bitireyim sonra çıkmış soruları en sona bırakayım. Hayır arkadaşlar çıkmış soruları en sona bırakmak yok. Mesela tek ve çift sayılar gördün mü? Mesela bugün gördün ya tek ve çift sayıları. Hemen aç 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 buradaki tek ve çift sayıları 2023 bunların hepsini çöz. Neden? Çünkü eğer bunları sona bırakırsan şöyle oluyorsun. Ben sınava çalışım 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 ama aslında sınav nasıl bir şey bilmiyorum. Hayır arkadaşlar bu konuları gördükten sonra size onlar çok kolay gelecek. Ve diyeceksiniz ki o sınava dair ön yargınız bak sıfır olsanız bile sınava dair ön yargınız tamamen arkadaşlar bitmiş olacak. Bu oldukça ve oldukça önemli. Yani hep ben burada bu konu anlatıyorum ya. Her zaman ben burada çözemiyorum YouTube'da çünkü arkadaşlar telif atıyor ÖSYM. E. Ama siz hemen açın sorusunu çözün. O yılın o konuyla ilgili sorusunu çözün. Ve deyin ki ha böyle çıkıyormuş. Zaten bir süre, bir, süre sonra neyi fark edeceksiniz biliyor musunuz? Sorular tekrar ediyor arkadaşlar. Soru mantığı tekrar ederek gidiyor. O yüzden bu oldukça kritik. Yani neymiş? Bölme işlemi tehlikeliymiş. Peki. Şimdi ben size şöyle bir soru sordum. Dedim ki dedim ki 3 çarpı A çift bir sayı. A nedir dedim. Şimdi sen dedin ki hocam ben bunu çok iyi biliyorum bu işleri. Nasıl? Hocam mesela işte sonucun çift olması için A'ya 2 veririm hocam. 3 kere 2 6 eder. E sonuç çift olur. O zaman abi çift sayılır hocam. Çünkü 1 verdim 3 geldi. Ya tebrik ediyorum ya seni. Ama amatörlük yok. Bu amatörce bir şişe değer vermek. Sen diyeceksin ki hocam hele söyle hele. Bu işler bu A sayısının tanım kümesi ne? A sayısının tanım kümesi bir doğal sayı mı hocam bu? Bir tam sayı mı? Bir rasyonel sayı mı? Sen bana bunu söylemedin ki diyeceksin. Şimdi ne alaka? Bak şimdi gel izle bak. 3 çarpı 2 bölü 3. Hayda. Ne geldi? 3 3'ü götürdü. Sonuç 2 geldi. A sayısı ne oldu? 2 bölü 3 oldu. O yüzden sen sana burada A sayısı elemanıdır bir reel sayı diyorsa sen diyeceksin ki ben bilemem abi. A tek midir çift midir bilemem. A belki bir rasyonel sayıdır. Benim bildiğim şey şudur. Ben 3 A'nın çift olduğunu bilirim. Şıklarda da A'lı şık varsa bunu bilemem derim. 3 A'lı şıkkı ararım. Veya mesela 6 A'lı şıkkı da arasam olur. 6 A'lı şıkkı arasam da olur. Mesela 6 A'lı şık ne olur? 3 A çarpı 2 olur mesela. Bu da olur. İçinde 3 A bulundurması gerekiyor mutlaka derim. Çünkü orada A ile ilgili yorum yapamam. Çünkü sonuç ne gelebilir? 2 bölü 3 gelebilir. Yani sen sürekli şuna bakıyorsun. Acaba bana tanım kümesine ne dedi? Ha, sana gelip şunu derse sorun yok o zaman. Derse gelirse burada. A elemanıdır. Doğal sayılar. Ha, A elemanıdır doğal sayı dediği zaman veya tam sayı dediği zaman da olur burada. Ha, o zaman A bir çift sayıdır diyebilirsin. Onda bir sorun yok. Ama demediği durumda veya A elemanıdır Z derse de olur bu durum. Ama demediği durumda sürekli şüpheci davranman ve demen gerekiyor ki 3A sayısının A sayısı ile ilgili yorum yapamam. Çünkü A 2 bölü 3 de olabilir demen gerekiyor. Şimdi gelelim bir sonraki kısma. Bakın çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim size. Bak buraya gelelim. Bak diyor ki A kare çift bir sayı. Şimdi sen hemen oradaki e, gundi mantığından şunu düşünüyorsun. Diyorsun ki, hocam tamam ya ben bunları biliyorum. Evet 2'nin 2 iki üzeri 4'tür. Hocam o zaman e, a çift bir sayıdır. Peki tebrik ediyorum seni. Ama biz amatörlerin kampını yapmıyoruz. Siz metmenin öğrencisiniz arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Neye dikkat edeceksin? A burada diyeceksin. Hocam bir dakika hocam bir dakika dur. Bu, bunun tanım kümesi ne hocam? Bu bir reel sayı mı? Bu bir doğal sayı mı? Şimdi bu bir doğal sayısı haklısın. 2 üzeri 2 olması yani o zaman olur. Ama belki de ben burada sana A elemanıdır reel sayı dedim. A elemanıdır reel sayı dediğim zaman ne oldu sevgili arkadaşlar? Dersin ki sen A elemanıdır reel sayı dersen. O zaman kök 2. Bakın kök 2'nin karesi. Bakın A yerine kök 2 yazdım sonuç 2 diye çıkar. Köklü bir ifadenin karesi alınsa direkt içerisi dışarı çıkar arkadaşlar. Bunu göreceğiz yani bilmeyen arkadaşlarımız için göreceğiz. O yüzden a sayısı kök 2 olabilir. O yüzden ben sen diyeceksin ki hocam eğer bu reel sayılarsa ben a ile ilgili yorum yapamam. A'nın tek mi çift mi olduğunu bilemem. A köklü bir sayı da olabilir. Benim burada bildiğim sadece a karenin a karenin çift doldurdu. Şıklarda da a kareli şıklara bakarım dersin. O yüzden seni her türlü kandırabilirler. Aman dikkat koskoca ÖSYM toplamda 2018'den bu yöre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yani burada arkadaşlar koskoca 6 yıl var. Ne yaptınız? 2018'den 2023'ü çıkardınız. Bir eklediniz değil mi? Geçen dersten hatırlayın. 17 117 arasındaki konuyu 2018 2003 çıkardın kaç etti? 5 etti. Bir tane eklemen gerekiyor. 6 tane sınav var bu, bu yıllar arasında. 6 sınavda toplam 240 sorudan biri iptal olmuş. İptal olan soru tek ve çift sayılar sorusu. O yüzden tanım oldukça önemlidir ve AYT'de bu çok kritik arkadaşlar. O yüzden de sen her zaman beni dolandırıyorlar mı acaba düşün diye düşünmen gerekiyor. Bir tane soru ama küçümsememek gerekiyor buradaki soruyu. Şimdi Gelelim video ders kitabındaki sorulara. Şimdi önce bunları çözeceğim. Sonra ışıklar kapanacak arkadaşlar. Hazır olun. Şimdi ilk olarak buradaki soru. Kaç tanesi tek sayıdır diyor. Tamam bunlar basit. Soruları görüyorum. Bak. 4 üzeri 20. Bulmama gerek yok arkadaşlar. Burada 4'leri çarpıyorum değil mi? 20 tane 4'ü. Zaten ben ne diyorum? Çarpılan ifadelerin içerisinde bir tane bile çift olursa sonuç kesinlikle ve kesinlikle çifttir arkadaşlar. Kesin çifttir. Şimdi geliyorum buraya. 7 üzeri 11. 7 tek bir sayı. 11 tane 7'yi çarparsan yine sonuç tek olur. Sen burada gelmişsin 13 de tek. Tek teki toplamışsın. Ne geldi arkadaşlar tek teki toplarsan? Çift gelir. Devam ediyorum. Önce çarpma işlemi yapılır. Bakın burada 3 üzeri 5 ya. Bana ne abi? 2 var burada. 2. 2 varsa bir tane bile çift sayı varsa bunun sonucu kesin çifttir. Buradaki de 10 da çift. Çiftle çifti toplarsan sonuç yine çift oldu gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. 2 üzeri 3 çifttir. 3'ün karesi tektir arkadaşlar. Çünkü 3 üç, 3'leri çarpıyorsam hep tek sayıları çarparsam sonuç tek çıkar. Hep çiftleri çarparsam sonuç çift çıkar. Çiftle teki topladığımız zaman sonuç ne oldu? Sonucumuz arkadaşlar gördüğünüz üzere tek oldu burada. Geliyoruz buraya. Burada tek bir sayı ile tek bir sayıyı çarpmışım. Sonuç ne gelir? Tek gelir. E bir tane daha tek sayı ile toplamışım. Sonuç ne geldi arkadaşlar? Tek sayıyla toplasam sonuç çift gelir. O yüzden burada kaç tanesi tektir? Yalnızca bir tanesi. Yani şurada dördüncüsü tektir diyebiliriz arkadaşlar burada kısımda. Aa bir doğal sayı. Oh Rahatladım. A bir doğal sayı. O zaman hani eksileri düşünmeme gerek yok. O zaman ben kökleri düşünmeme gerek yok. O zaman rasyonelleri düşünmeme gerek yok. Rahatım. Buna göre aşağıdaki herkes daima çift sayıdır. Hmm. A bir doğal sayı da tek mi çift mi bilmiyorum. Yani A tek de olabilir. A çift de olabilir arkadaşlar. İki ihtimal var. Şimdi gelin bakalım. A'yı bilmiyor zaten. A eksi bir. Şimdi A çiftse çiftten bir çıkarsa çift bir sayıdan tek bir sayı çıkarsa sonuç tek gelir. O yüzden bu da olamayabilir. İki üzeri A. Şimdi 2 üzeri A. Hmm. Hocam sonuçta 2 üzeri 3 de olsa, 2 üzeri 2 de olsa, pardon 2 üzeri 2 de olsa her türlü bu 8, bu 4 çıkıyor. Bu her türlü çift çıkar hocam. Cevap Ceyhan. Bak sana ne sorusu sordu? Daima sorusu sordu. Eğer bak Yaşar hocam bunu söyledi sana. Kesinlikle daima olabilir sorusu varsa veya her zaman sorusu varsa tüm şıkları denemeden cevabı işaretlersen Yaşar hocam üzülür. yani şunu söyleyeyim. Sana şöyle der. Hoca ya bana Yaşar Hoca demiştik ya daim aşkına sen tüm şıklara bak. Ne olur ne olmaz. Bir de tüm şıklara bakalım. Sen Ceyhan işaretle tüm şıklara bakın. Başlıyorum. A kare eksi A. Hmm. A eğer tek bir sayıysa A kare de tektir. Pardon. A kare de tektir. Tek eksi tek ne oldu? Çift oldu. E, A çiftse çift eksi çift ne oldu? Çiftin karesi çifttir. Yine çift oldu. Çiftin çift, çift, eksi çift de çift. Aa, A burada da sonuç her çift çıkıyor. Geliyoruz buraya a küp. A çiftse çift çiftin küpü de çifttir. Artı tek toplarsa sonuç tek geldi. Bu da gitti. A deniz de cevap oldu. E Ceyhan mı deniz mi? O zaman belli ki bir şeyi karıştırıyorsun. Yani daima her zaman kesinlikle soruların tüm şıklara bakman gerekiyor. Şimdi o zaman deniz mi Ceyhan mı cevap? Peki hadi bakalım bunu size bırakıyorum. Bu soruda hemen yorumlara yazın sevgili arkadaşlar. Bu soruda neden cevap ne olduğunu siz yazın ve neden o değil? Neden o değil? Neyi kaçırıyoruz bakalım? Burada bir şeyi kaçırıyoruz ve neyi kaçırıyoruz arkadaşlar? Ve burada A'nın bir doğal sayı olduğunu ve doğal sayıların tanımını unutmayın. Yani burada daima sorusu. O zaman ikisinden birinde ihlal eden bir durum var ve o durumu bulmanızı istiyorum. Devam ediyorum. Şimdi gelelim buraya. Geldik buraya. a bir dakika bölme var. Ben bölme sevmem abi. Bölme de sakat olaylar. Çünkü az önce baktım bölme tehlikeli. O zaman diyorum ki he o zaman ben bunun altına böyle bir yazayım. Şunu gelip şöyle çapraz bir şekilde çarpayım. Ne oldu? Bak 4A eksi B'yi 1 ile çarptım. Bak yazıyorum. 4A eksi B eşittir. Eşitlik hocam. 2 ile de burayı çarpıyorum. Bak 2 ile hem C'yi hem eksi, eksi 1 çarpıyorum. 2C eksi 2. Şimdi bu tarz sorularda en kolay yöntem şudur arkadaşlar. Bakın. 2C var ya. 2C çift. 2 çift. Bakın bildiklerinizi yerine yazın. 4A çift. Şimdi bakın arkadaşlar burada çiftten çift çıkmış. Çiftten çift çıkmış. Bunun sonucu da çift. Bunun sonucu da çift. Şimdi burada o zaman bakın çiftten acaba ne çıkarsa sonuç çift olur. Çiftten ne çıkarsa sonuç çift olur. B'yi bilmiyoruz. B'nin de arkadaşlar mutlaka çift olması gerekiyor. Soru ne sorusu? Soru daima doğrudur sorusu. Bir dakika tehlikeli. Şimdi arkadaşlar burada genel bir bilgi vereceğim ve çok önemli bir bilgi. Bakın burada yanında bakın 4 çarpı A, 2 çarpı C. Yani yanında bir çift sayı çarpımı olan sayıların harflerle ilgili yorum yapamam. Neden? Çünkü bak 4 çarpı a çifttir. Bu kesin. Ama a ile ilgili yorumum yok. a çift de olabilir. Tek de olabilir. İki ihtimal var. Çünkü a çift de olsa tek de olsa fark etmez. 4 de çarpıldı ya sonuç ne gelecek? Sonuç kesin çift gelecek zaten. Devam ediyorum. Mesela burada 2c var. 2 çarpı c. Çift kesin çift. E c ile ilgili. C ile ilgili yorum yapamam. C çift de olabilir. Tek de olabilir. O zaman bak c tektir. C ve a ile ilgili benim bir yorumum yok. Şimdi bakın Zaten tek bir şey kaldı. B çifttir. Zaten B çifttir'i biz bulduk. B kesin çifttir. Yani A ve C ile ilgili yorum olmaz. Yani mesela yarım gün ise 1908 çarpı A dedi. Abi ben bunun çift olduğunu kesin bilirim. Kesin çift. Neden? Çünkü yanda bir tane çift sayı var. Ama A tek midir, çift midir bilemem. Yani bu çift sayıyla çarpılanları bilemem. E hocam tek sayıyla çarpılanlar ne olur? Mesela 5, bak 5 çarpı A çift. Ha, bunda sorun yok. Bakın 5 ile A'yı çarptın çiftse o zaman A'nın çift olmak zorunda zaten. Ama A elemanıdır. Reel sayısı tabii. Şey pardon. A elemanıdır. Tam sayısı. E, tam sayısı veya doğal sayısı. A elemanıdır. Reel sayısı ne olabilir? 5 çarpı. Bak yazıyorum. 5 çarpı 2 bölü 5 olur. A'yı bilemezsin. 5 5'i götürür. sonuç 2 çıkar ama A'mız 2 bölü 5 olur. Seni güm diye patlatır. Önemli. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. A bir reel sayı. Ha, beni kandıracak. Hazır mısın? A bir reel sayı. Bak kandıracak. 3A ifadesi tekse. Ha. Hocam e, ya ne önemi var hocam ya biz biz hepimiz birlikte değil miyiz? 3A tekse A da tektir hocam. Güm patladın. Hayır. A bir reel sayı diyor. Her an her şey olabilir. Belki de 3 çarpı 1 bölü 3. A 1 bölü 3 olabilir. 3 üç 3'ü götürür. Sonuç ne çıktı? Tek çıktı. Ama A'mız ne? A'mız 1 bölü 3. O yüzden A'nın tek mi çift mi olduğunu bilemezsin. Senin tek bildiğin bir şey vardır. O da 3A'nın tek olduğunu. Şıklara gelip 3A'nın olduklarına bakacaksın. 3A var mı? Yok. 3A var mı? Yok. 3A var mı? Yok. 3A var mı? Yok. Buraya geldim burada var. 3A ne? Tek. 18'e toplarsan teki çiftle toplarsan sonuç ne gelir? Sonuç kesinlikle ve kesinlikle tek gelir. Cevabımız Edirne oluyor sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. E hocam bu bitti ne olacak? Şimdi arkadaşlar hazırsanız ışıklar kararıyor ve dark moda geçiyoruz ve dark modun sonuna kadar hakkını veren bir video ve sonuna kadar hakkını veren sorularla karşınızdayız. Şimdiye kadar benim sorduklarımın hepsini doğru yapan bir kişi bile çıkmadı. Bakın bir kişi bile çıkmadı desem yalan olur mu diye düşünüyorum. Bir tane bir tane hariç hepsini doğru yapan çıktı. Bir tanesinde kafası karıştı. Öyle söyleyeyim. O da zaten Türkiye 500.'sü oldu. Yani onun dışındaki herkes Bunlar da hata yaptı. Şu an bu videoyu izleyen tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Birazdan size çözeceğim 6 tane soruda 6 da 6 yaparsanız size saygılarımı sunuyorum. Ama ben çözmeden önce soruda sizin yorumunuz ve cevabınız olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani boş bırakmak da yapamamak anlamına gelir. 6 da 6 yapan arkadaşlarımın alnından öpüyorum. Şimdi hadi hazırsanız ışıklar kararsın. Dark mode'a geçelim. Eve sevgili arkadaşlar şimdiye kadar gördüğünüz en uzun dark mod olacak ve artık bundan sonra soru çözerken tanım kümesi neden önemli? Sürekli şüpheci olmak neden önemli? Sonuna kadar anlayacaksınız. Çok net söylüyorum. Bu bir challenge'dır. 6 soru var. 6'da altı 6 altı yapanın alnından öperim. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi ben cevap vermeden soruyu durdurun. İlk sorudan itibaren bakmaya başlayın. Sonra ben cevabını vereceğim arkadaşlar size. Şimdi başlıyorum. ABC çift sayılar olduğuna göre aşağıdaki hangisi her zaman çifttir demiş. Her zaman çifttir. O zaman ben bunun mümkünse tek olma ihtimalini düşüneceğim ve tek bir türlü yapamayacağım. Şimdi burada cevabı vermeniz önemli değil. Cevabı kanıtlamanız da gerekiyor arkadaşlar. Neden öyle olduğunu da söylemeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim şimdiden. Öyle ben işte Edirne dedim. Doğru cevap Edirne'miş değil. Hayır, neden öyle olduğunu da söylemeniz çok kritik. Şimdi başlıyorum burada. Hangisi her zaman çifttir? Şimdi ben sürekli dolandırıcılık düşünüyorum. Diyorum ki abi ben hep tek bulmaya çalışayım. Öyle değerler vereyim ki tek olsun. Şimdi bakıyorum. A şıkkına bakıyorum. Neye bölmüş? 2'ye bölmüş. Hmm. 2'yi neye bölersem tek olur? Mesela 2'yi ikiyi her zaman çift olacak diyor ya her zaman çift. Ben amacım tek yapmak onu. 2 bölü 2 1 olur doğru değil mi? 2 bölü 2 1 olur. O zaman geliyorum bu şöyle yapıyorum. Şuna geliyorum 2 veriyorum. Şuna 0 veriyorum. Buna da 0 veriyorum. Veririm ne olacak ki? Veririm. Hatta şöyle de veririm. Şunu da versen kimse bir şey bana diyemez. 2 veririm. Şöyle pardon. 2 veririm. Eksi 2 veririm. Buna da Tekrar 2 veririm. 2 eksi 2 götür. 2 i̇ki bölü 2'den 1 gelir. İstediğimi veririm. Sonuçta 2 bölü 2 bulmak istiyorum. Ve sonucun tek olmasını istiyorum. Çünkü her zaman çifttir diyor ya. Ben tek olduğunu bir kere bile kanıtlasam bana yeter. O zaman bunun sonucu ne oldu arkadaşlar? Şu da kısım sonucu. Tek olabi olabiliyor yani. Bu gitti. Geldim buna. Şimdi bakıyorum burada. Şimdi bak burada A'mız. Bakın A'mız kesinlikle ve kesinlikle ne arkadaşlar? A, A B, C çift sayılarmış. A kesin çift. Şimdi diyorum ki çiftin yanına öyle bir şey ekleyeceğim ki sonuç tek olsun. Çiftin yanına tek sayı eklemem gerekiyor. Yani bu yuvarlak içine aldığım şeyin tek olmasını istiyorum. O zaman bölü 2 var. Aşağı bakıyorum aşağıda bölü 2 var. Ben neyi 2'ye bölersem tek olur? 2'yi 2'ye bölersem. O zaman B ve C'de çiftmiş ya. O zaman geliyorum. B'ye geliyorum burada. Şöyle şunu siliyorum. B'ye geliyorum burada 4 veriyorum. C'ye de 2 veriyorum. 4 eksi 2 ne etti? 2 etti. 2 bölü 2'den burası 1 etti. Yani burası tek etti görünce. Çiftten çiftle teki toplarsam sonuç tek oldu. Bu da gitti. Şimdi geliyorum buraya. A, B, C diyor. Şimdi buraya bakıyorum. 2 verdim. 2 verdim, 2 verdim. 2 2'yi götür. Hmm. Acaba dünya üzerinde herhangi bir ihtimal var mı yani bu A B C'yi çarpacağım ve 2'ye böldüğüm zaman sonuç tek çıkacak. Acaba bir ihtimal mesela 2 bölü 2 olsa diyorum. 2'yi tutturmaya çalışıyorum. Mesela 6 bölü 2 olsa da olur. 6'yı tutturmaya çalışıyorum. Ama A, B, C çiftmiş. Hmm. Bunu bir geçeyim şimdilik. Bunu bir geçeyim. Gelelim buraya. Bakın burada bu bir çift sayı. Şimdi buranın tek olması gerekiyor ki sonuç tek. Çiftten tek çıkarsa sonuç tek olur. O yüzden B artı C'nin tek olması gerekiyor. Çok basit arkadaşlar. B'ye 2 veriyorum. C'ye de 0 veriyorum. 2 artı 0. 2 etti. 2 bölü 2'den burası ne oldu? Şurası Tek oldu gördüğünüz üzere. çiftten tek çıkarsa tek oldu. Bunu da sağladım. Buraya geliyorum. Bu zaten kesin çift değil mi? Şuranın tek olması gerekiyor. Yine aynı mantık. Bakın burada. Geliyorum burada. A artı B bölü 2. Şimdi ben burada A artı B'ye öyle bir şey veririm ki tek olsun. Buna 2 vereyim. Buna 0 vereyim arkadaşlar. Bu da o. 2 artı 0 2 bölü 2'den tek oldu. Yani 1 oldu. O yüzden burada tekten çift çıkarsa sonuç gördüğünüz üzere tek olabilir. Güzel. Cevap C hangi kaldı cevapta? Ama Ceyhan'ın doğruluğunu nasıl kanıtlayacağım? Yani belki de dünya üzerinde öyle 3 ihtimal var ki ABC verilecek çift sayılarda 2'ye böldüğüm zaman kesinlikle ve kesinlikle çift çıkacak. Peki bunu ben nasıl kanıtlarım? Tabii ki de konunun en başına dönelim. Bir çift sayı demek içinde mutlaka 2 çarpanı barındıran sayı demek. Yani burada A dediğimiz şey içinde 2 mutlaka var. A dediğimiz şey 2 çarpı bir sayı. B dediğimiz şey 2 çarpı bir sayı. C dediğimiz şey 2 çarpı bir sayı. Ha bu yanındaki sayı tek mi çift mi bilemem onu. Ama 2 ile bir şeyin çarpımından geliyor bunlar çift sayısı. Şimdi bakın A, B, C yerine yazıyorum. Biri 2x bu A bu B 2y. bu da 2Z bu da C. Şimdi sen bunu 2'ye bölersen ne oldu? Buradaki bir tane 2 burada bir tane 2 götürdü. Geriye kalanlar ne? Geriye kalanlar bunlar. Bu çarpımın içinde kesin bir tane ne var? kesin bir tane 2 var. Yani bunların çarpımı kesinlikle ve kesinlikle çift çıkacak zaten sevgili arkadaşlar. O yüzden Ceyhan kesinlikle çifttir. E hocam peki burayı biz 2'ye bölmeseydik de 4'e bölseydik. Peki bakalım 4'e bölseydik şuradaki 4 buradaki 2 iki tane 2'yi götürecekti. Ama yine üstteki çarpımın sonucunda bir tane 2 kalacaktı. Yine sonuç kesin çift o çift olacaktı. Peki hocam biz bunu 4'e değil de 8'e bölseydik. Bak 8'e bölseydik şöyle şurada 2 vardı. 8'e bölersem bu 8, 1, 2, 3 tane 2'yi götürecek. Geriye ne kaldı? X çarpı, Y çarpı, Z kaldı. Ha, işte bunu bilemem. Bu tek mi, çift mi bilemem. Çünkü neden? Evet, 2 ile bir şeyin çarpımı, 2 ile bir şeyin çarpımı, 2 ile bir şeyin çarpımı da bu X, Y, Z'nin 3'ü de tek olabilir. 3'ü de tek olursa sonuç tek çıkabilir. Ne gibi? Mesela 2 çarpı 3 olur, 2 çarpı 5 olur, 2 çarpı 7 olur. E, 2'ler gitti, ne kaldı? 3, 5 ve 7'nin çarpımı kaldı. Bunun sonucu kesinlikle ne olacak? Kesinlikle tek olacak. Bunu bilemem ama 2'ye bölündüğü zaman içeride kesin mutlaka bir 2 kaldığı için kesin çift olduğunu biliyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bakın challenge devam ediyor. Bir kere doğru cevabı vermelisiniz ve neden onun doğru olduğunu da kanıtlamak zorundasınız. Bakın böyle söyleyeyim. Şimdi geliyorum buraya. 5x tek ise aşağıya gelen x daima tektir diyor. Şimdi bak. Sen diyorsun ki 5 çarpı x videoyu durdurup cevabı verebilirsin. 5 çarpı x tekmiş. Şimdi bakıyorsun sen. Diyorsun ki hocam 5 ile x yani 5 ile 1'i çarparsam 5 olur. Ha, o zaman hocam x tek hocam. x tek. Okey. x tek. Bakıyorum. Hocam bunun hangisi daima tektir? Buraya eğer ben tek bir sayı verirsem tekle 5'in toplamı. 1 ile 5'in top yani toplamı gibi yapıyorsun. Amatörsün ya öyle yapıyorsun sen. Sen sayı değeri veriyorsun. 1 ile 5'i topladın 6 etti. Bu çift geldi. 1 ile 6'yı topladın. Ah, hocam hemen Bursa. Çocuğum Yaşar Hoca sana ne dedi? Sana dedi ki daima sorusu. Tüm şıkları okumak zorundasın. Pardon. Gerildim bak burada. Tüm şıkları okumak zorundasın. Gel okumaya devam ediyorum. Şimdi x tekli ya. Buna geldin tek bir sayı verdin. 3 kere tek tek oldu. Tek bir sayıyla 2'yi topladın. Aa yine tek oldu. E canım cevap Ceyhan. Devam ediyorum. Burada geldim bir tek sayı verdim. 4 ile teki çarptım. Çift oldu. Çiftle çifti topladım. Çift oldu. Bu gitti. Buraya geldim. Burada da tek bir sayı verdim. E hocam bu da doğru cevap oldu tekle tek 15'e tek bir sayı çarparsan yine tek olur. E, 3 tane doğru cevap var. Nasıl olacak? Bunlardan hangisi doğru? Hangisi doğru biliyor musun? İşte şu. Burada sana x ile ilgili bir şey söylemedi bak tane hükümesi. x bir şey söylemediyse elemanıdır reel sayılar. x elemanıdır reel sayılarsa sen burada x'in bakın tek çıkması için 5 çarpı 2 bölü pardon 3 bölü 3 bölü 5 olma ihtimali de aklına getirecek. Yani 5 5'i götür. Sonuç ne geldi? 3 çıktı. Yani x ile ilgili yorum yapamam. Benim burada yorum yapabileceğim tek bir şey var. O da 5x'in tek olduğu. O yüzden bak buradaki kısma şuraya gelelim. Burada x'li ve x'li. Bunlar gitti. E hocam 15x'de de x'li var. Hayır 15x ne demek? 15x 5x ile 3'ün çarpımı demek. Şimdi 5x kesinle 5x kesinlikle ve kesinlikle tek. E 3 de tek. Tek de çarparsam Sonuç edirne oluyor. İçinde 5x çarpanı bulundurana gitmen gerekiyor. Cevabımız ne oluyor. Gelelim buraya. X elemanları tam sayı. Oh. Vallahi rahatladım hocam. X elemanları tam sayılar. Yani real, real değil. Abidik gubidik işler yok. Okey. Okay, tamam. Bunların hangisi daima çifttir? Bakalım. Şimdi diyor ki bana burada x küp artı 6x sonucu çiftmiş. Bakın sonucu çiftmiş. Şimdi diyorum ki ben 6x ifadesi. 6 ile bir sayıyı çarpmış. X ne olursa olsun sonuç kesin ne çıkacak? Kesin çift çıkacak. Sonra diyorum ki ben, okey kesin çift çıkıyor. Peki burada x küple çift bir sayı topladı, o zaman x küpün de çift olması gerekiyor. O zaman ben burada geldim, x küpün çift olduğunu buldum. Şimdi x küp çiftse, x küp çiftse zaten sorun yok. Bakın burada reel sayı dememiş, tam sayı demiş. O yüzden bir şeyin küpü çiftse kendisi de çifttir. Ha, bak, reel sayı deseydi, o zaman burada x'in küp kök 2 olma ihtimali var Küp kök 2'nin küpü küpü 2 olacaktı. Bakın kendisi reel sayı olmasına rağmen sonuç çift çıkacaktı. Ama burada sana tam sayı dediği için burada hiçbir sorun yok. O zaman x kesin çift. x kesin çift. Rahat edebilirsin. Şimdi başlıyorum. Daima sorusu. x çift. Geliyorsun 4. Amatörler ne yapar? 4 üzeri 2 artı 2. Hocam bu 16 eder. 16 artı 18. Adana. İşaret edin. Soru ne sorusu? Daima sorusu. Hayır. Olmaz. Tüm şıklara bakmak zorundasın. Tüm şıklara bakmak zorundasın. Bak gel. Sil. Yeniden geldim buraya. Şimdi hadi bu doğru olsun. Okey. Tamam. Şimdi x çift yani çiftle teki toplarsan sonuçta bu gitti zaten. Buraya geldim. x çift. Çift x kare çifttir. x çifttir. Bir de biri topla. Çiftle çifti topla çift olur. Bir de teki topla biri. Sonuçta bu da gitti. Geldim buraya. 2 verdim. 2 üzeri mesela 3 oldu. Eksi -1 oldu yani. Amatörsün ya 2 veriyorsun. O zaman 8 1 7 bu da gitti. Geldim buraya Edirne şıkkına. Edirne şıkkına geliyorum. Şuraları siliyorum. 2'nin kare 2 verdim. 4. 4 eksi 2. Vallahi bu da çift Hayda. Al başına belayı. Adana'da doğru Edirne'de doğru. Hangisi bunların doğru? Hangisi doğru? Adana mı doğru Edirne mi doğru? Hangi cevap doğru? Şimdi. hocam. Hocam bu işler sakat işler. Şimdi sen gelip tanım kümesine tekrar bakıyorsun. X elemanıdır tam sayı. Hocam tam sayılar negatifler olmaz mıydı? Olabilirdi. Yani burada gördüğün üzere 4 üzeri x var ya. Belki de burada 4 üzeri eksi 2 yazmış. Bir de artı eksi 2 x eksi 2. E 4 üzeri eksi 2 ne eder? Bu takla atıyordu. 1 bölü 16 eder. Yani takla at. Yani buna a, eksi 2 çıkarırsan bu rasyonel bir sayı geliyor. Tam sayı bile gelmiyor. Bu da tekli aranmaz ki. Yani burada tek çift sayılarda üstünde bir şey varsa üstün negatif gelme ihtimali her zaman sen hı, hı? şüpheleneceksin bundan. O yüzden bak bu patlar. Burada sorun yok. X kare zaten x tek de, x pozitif de olsa negatif de olsa fark etmez. Karesini alıyor ya üstte değiller. Yani, üssünde üstünde negatif olduğu zaman takla attırıyor. O yüzden cevabımız Edirne oluyor buradaki soruda. Her türlü dolandırırım arkadaşlar. Hiç benden kaçmaz. Devam ediyorum. Geldik dördüncü soruya. ABC çift sayılar olmak üzere hangisi daima çifttir diyor. Ha ABC çift sayılar. Hocam ABC çift sayılarsa sen amatörsün ya. Hocam buraya 2 verin Evet tebrik ediyorum çocuğum. Buraya da 2 veririm. Evet 2 üzeri 2 4. 4 artı 4 8. Alkış. Olmaz olmaz. Çift sayı. Negatifler çift sayı değil mi çocuğum? Bunun üzerine 2 üzeri eksi 2 verdiği zaman 1 bölü 4 oldu. Abidik gubidik bir sayı çıktı buradan. Yani burada rasyonel bir sayı çıktı. Bu Burada teknik çiftlik bile aranmaz. O yüzden bu gitti. Üstü olduğu zaman hemen hı, hı, şüpheleneceksin. Negatif olabilir mi üstü diye. Evet. Bunun aynısını az önceki üstteki soruda yaptık zaten. Bak bunun daima çift diyor. Sen bunun tek çıkma ihtimaline bakacaksın. Şimdi A çiftmiş. Şimdi senin buranın tek çıkarman gerekiyor. 2'ye bölüyor ya 2'yi 2'ye bölüyorum. Yani B yerine B yerine gelip 4 verirsem bunun yerine de 2 ve 4 eksi 2 2 etti. 2 bölü 2 1 etti. Yani çift zaten A. Çift toplarsam bu tek gitti. Bu gitti zaten. Aynı şekilde burası da öyle. Şuna gelip 2 ver. A yerine 2 ver. Buna da 0 ver. 2 artı 0 2. 2 bölü 2'den 1 etti. Yani tek etti. C zaten çift bir sayı topladığı zaman tek çifti. Tek etti. Bu gitti. Aaa. Hatırladı mı bunları? İki soruya geri dön. Bak X soruya geri dön. Bak eğer 3 tane sayı bak 3 tane sayı çarpmış. Hepsinde 2 var. 3'ü de çift. Eğer sen bunları 8'e bölersen 2'ler 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 pardon. Şöyle 2'ler 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 gider. X, Y, Z kalır. X, Y, Z'nin 3'ü de tek olabilir. Ama 4'e bölersen bunu. Sen bunu az önce anlattım. 4'e bölersen o zaman içerisinde mutlaka bir 2 kalmak zorunda. Çünkü A burada ne? 2x. 2 ile bir şeyin çarpımı. B 2 ile bir şeyin çarpımı. C 2 ile bir şeyin çarpımı. Sen bunu 4'e bölersen A yalnızca 2 tane 2'yi götürür. Kesin bir tane 2 kaldığı için sonuç kesinlikle ve kesinlikle çift çıkar. Yani cevabımız Denizli oluyor. İlk soruya atıp yapıyor buradaki soruda. Gelelim buraya. ABC çift tam sayılar olmak tam sayı. Bir dakika, negatif de olabilir. O zaman abi üssü bak, üssü var, gitti. Üssü var, gitti. Üssü var, gitti. Bunlar bölülü olabilir. Şimdi şunlarda kalalım. Hangisi daima çifttir? E ben bunu tanıyorum ki zaten. Bu, bunu mesela tek yapabilirim ben. Nasıl yapayım? 2 bölü 2 yapacağım. Nasıl yapacağım? 2 ver, 0 ver, 0 ver. Ne olacak ki? 2 ver, 0 ver, 0 ver. 2, 0, 0 bölü 2'den. 0 da bir çift sayı. 2 bölü 2'den 1 geldi. Bu da gitti. Bu da gitti. E cevap ne kaldı? Cevap bu kaldı. E hocam sallıyorsun. Gel dene. Bak çift bir sayı. Artı da olsa, eksi de olsa. Karesini alıyorsun ya. Üssü negatif değil. O yüzden bu kesin çift. Bu kesin çift. Bu da kesin çift. Çift çift çift. İstediğin kadar işlemi sok. Sonuç kesinlikle çift çıkacaktır. Cevabımız denizli oluyor. Devam ediyorum bak. Dark modun son sorusu bu. A kare artı 5 çift ise. Şimdi sen diyorsun ki hocam okey. A kare artı 5 çift. Diyorsun ki Yaşar Hoca bana şöyle öğretti. Okey hemen öğretelim. 5 tek. Tek bir sayıyla acaba ben neyi toplarsam sonuç çift çıkar? Tek bir sayı. O zaman A karenin tek olduğunu tespit ettim hocam. Senin öğrettiğin tarzı böyle hani onları bölge bölge aldım. Sonra A zoom yapıyorum. İşte A kare tek. Hocam A kare tekse o zaman bir sayının karesi tekse kendisi de tektir. Bravo. Daima sorusu hocam bu. A tekmiş. Başlıyorum. A tek teki koydun. Dört kere tek, Dört kere tek bir sayı çift etti. Burası çift oluyor hocam. Burası da çift oluyor. Bunun sonra cevabadan hocam ne sorusu? Daima sorusu. Madem meşhur Hoca'yı bu kadar dinliyorsun daima sorusuna Adana'yı işaretlemeyeceksin işte. Tehlikeli. Arkadaşlar şöyle bir durum var. En büyük ve en küçük sorularında da yine yani. Mesela gidip mesela cevabı en büyük kaçtır diyor mesela. Siz gidip en küçük şıkkı işaretlediniz. Bir şüphelenmeniz gerekiyor. Veya en küçük kaçtır dedi gidip en büyük şıkkı işaretlediniz. Bir şüphelenmeniz gerekiyor arkadaşlar sizin. O yüzden bunlar tehlikeli olaylar. Şimdi okey tamam Adana oldu bizim mantığa göre. Şimdi hangisi? Şimdi A tek e buna da tek. Ana. Bu da tek. Tekle 5 toplam. Bu da çift çıktı. E bu da oldu cevap. E hocam buna tek verdim. Tekin küpü yine tektir. Yedir. Ana. Bu da cevap oldu. Hocam buna tek verdim. Tek oldu. Hocam bu da doğru oldu. E hocam bu. Burada. Bu olmadı. Bu tek çıktı. E hocam dört tane doğru cevap var. Nasıl olacak bu iş? O zaman başlıyorsun. Allah'ımın dediği. o Hayır tabii ki de. Tabii ki de. Böyle yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Sen diyorsun ki bir dakika hocam. Bir dakika. Burada bize dememiş ki hiçbir şey dememiş. Yani A elemanıdır reel sayı aslında burada. Yani sen tanım kümesine dikkat et. A elemanıdır reel sayı. Hocam burada A kare tek değil miydi? A kare tekse A ile ilgili yorum yapamam ki. Neden? A belki de kök 3. Üç. Kök 3'ün karesini alırsam sonuç 3 diye çıktı. A kök 3 olduğu için A ile ilgili yorum yapamam. Ben A kare ile ilgili yorum yapabilirim. Yani şıklarda sadece A kare olanlarla ilgili yorum yapabilirim. A var, A var. A küp var. Yine yorum yapamam. Ama a kare var burada. Bak. Şimdi geliyorum buraya. A kare neydi? Tekti. Doğru değil mi? 3 çarpı tek tek eder. Tekle teki toplarsa çift eder. Bu olur. Burada a kare tek zaten bu gitti. Cevabımız denizli oluyor. a küp olmaz. E hocam peki a üzeri 4 olsa olur muydu? O zaman olurdu arkadaşlar. Bu a karenin karesi demekti. Üst sayılarda göreceğiz. Yani bunun tek oldanemez. Tekin karesi de yine tek bir sayı çıkardı. O yüzden a üzeri 4, a üzeri 6 olsa olurdu ama a üzeri 3 olmaz. O yüzden A ile ilgili yorum yapamam. A ile ilgili şıklar gitti. Yorumlarda bekliyorum. Bonus video özellikle tek çift sayıların girişinde gösterdim. Bu iş sadece tek çift sayılar konusu değildir. Bu iş sorulara bakış açısı konusudur. Sizin açınızdan oldukça ve oldukça önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu 6 tane sorudan kaç tanesini doğru yaptınız söyleyin bakalım bana. Yorumlara yazın. Şimdi esas bir sonraki videoda etkili matematikten güzel yeni nesillerin de olduğu soruları çözmeye başlayacağız bir sonraki video yine bugünün videosu. Önce bonus video yayınladım. Çünkü burada sizin zihninizi, bakış açınızı açmamız gerekiyor. Arkadaşlar yavaş yavaş bambaşka insanlar oluyorsunuz. Yarınki video ardışık sayılar videosu bambaşka insanlar olacaksınız emin olun. Bundan sonra ezber yok. Gerekirse o formülü siz kendiniz yazıp bulabileceksiniz ama ezber yapmayacaksınız. Biraz zorlanıyorsunuz. Ben şunu da yapabilirdim arkadaşlar. Etkili matematik oldukça kolay bir kitap da olabilirdi. Siz gelirdiniz burada ben anlatırdım. Siz de gidersin, orada çözerdiniz. Mutlu olurdunuz. Benim amacım sizi mutlu etmek değil. Benim amacım size üniversitenin kapısını açmak, üniversiteye kazandırmak. O yüzden kan, tö, ter, törne ya. Kan, ter, gözyaşı. Bu kadar güzel konuştum. Geldim burada tör dedim kan, ter, gözyaşı istiyorum ki bu iş olsun. Biraz zorlanılacak ama başarılacak. Kasları zorlarsak gelişir. O yüzden hemen bonus videosundan sonra diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.